Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Camdaki teyze, ekrandaki biz. Şimdi bu günaydın. Sabah güzel bir günaydın şarkısıyla başladık. Ben Selin Erel ve Eczacı Mehmet Müderrisoğlu her cumartesi sabahı olduğu gibi bu cumartesi sabahı da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk içinde sabaha başladık. Güzel bir şarkı da getirdiniz. Evet, artık her programın önünde bizim izleyicilerimizden beklediğimiz destek, böyle güzel bir günaydını varsa, bize el sallayan varsa, günaydın diyecek olan varsa onu da programın başında göstereceğiz. O yüzden günaydın, çekip gönderin bize. Günaydın, milletçe el ele tutuşup birbirimize saygı göstereceğimiz ilk adım. Günaydın. Harika, evet. Herkese günaydın. Güzel, aydın bir günü olsun inşallah. İnşallah. Haftalar, şimdi, yıllar. Güne nasıl başlanırsa öyle gider kelimesi benim için çok geçerli bir kelime. O yüzden de neşeyle başlıyorsak, aydınlık diliyorsak gerçekten güzel bir gün olacak demektir. O yüzden hepiniz için de aynı şeyi temenni ediyoruz. Bugün konu başlıklarımız farklı. Eminim hepinize ilginç gelecek konulardan bahsediyor olacağız ama her zaman söylediğimiz gibi lütfen mümkün olduğunca bize geri bildirimlerde bulunarak elektronik posta yoluyla olabilir, Instagram üzerinden, Mehmet Bey'in sitesi üzerinden olabilir. Lütfen ulaşın. Ben bunu da duymak istiyorum, bunu da dinlemek istiyorum dediğiniz konu başlıklarında mutlaka çalışarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Aynı zamanda Instagram ve internet sitelerini de takibe alacak olursanız oradan da yapmış olduğumuz programların ufak tefek küçültülmüş halleriyle sunumları yer alıyor. Dolayısıyla kaçırdım diyeceğiniz hiçbir şey olmayacak, emin olun. Şimdi bu hafta hepimizin can damarından gerçekten etkileyen, kimilerimizi korkutan, kimilerimizi çok daha anlamlı arayışlar içine iten bir konu başlığıyla gündemimizi açacağız. Deprem. Uzun bir zamandır, hele hele şu son 5.8'lik depremi yaşadıktan sonra İstanbul'da yaşayıp da bu konuyla ilgili vurdum duymaz kalan herhalde çok az sayıda şehirdaşımız vardır diye düşünüyorum. Çünkü neden? Hepimiz bir şekilde zamanında yaşamış olduğumuz olumsuz şeyleri hatırlamanın da ötesinde hayati tehlikelerle karşılaşabileceğimize dair tekrar uyarılmış olduk. Ama önemli olan korkuya veya kaygıya yer açmak değil hayatımızda. Önemli olan bu tecrübeden yola çıkarak daha kötü tecrübeler edinecek olursak eğer bu noktalarda neler yapabileceğimize dair kendimizi korkutmaktan çok rahatlatabileceğimize dair de zaten pek çok kanalda yapılan yayınlarla destek verilmeye çalışıyor. Biz de küçük bir destekte bulunalım istedik. Tabii ki de sağlık boyutunda. Şimdi Mehmet Bey'in bugün bizimle paylaşacağı bir deprem çantası sunumu var. Deprem çantasında neler bulunmalı ve aslında ufak tefek önlemleri nasıl kendi evimizin içinde alacağımıza dair. Teşekkür ederim Selin. Şimdi deprem öyle bir hadise ki kimi nerede, nasıl, ne zaman yakalayacağı hiç belli olmuyor. Ve depremde bir kere depreme muhatap olunduğu anda İş zaten artık tedbir alma zamanı değil, nasıl kurtuluruz zamanı oluyor. O nedenle bir deprem çantası hazırlamanın şart olduğuna inanıyorum. Bak ben bunu bitmiş bir çanta olarak seyircilerimizin, izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Şu gördüğünüz çanta en basit haliyle mutlaka evlerimizde olması gereken çanta. Bunun içerisinde gaz bezi var, sargısı var, makası var, küçük feneri var. Çengelli iğnesi var, görüyorum iğnesi buradan. Var, eldiveni var, her şeyi var ve küçücük bir çanta katladığınız zaman şöyle bir çanta haline geliyor. Şimdi ben bu çantanın bir tane ev başına bir tane olmasını bile az görüyorum. Çünkü hangi odada yakalanacağını
katiyen bilmiyorsun. Ben bir tane kapıya yakın konmasını isterim. Birer tane de yatılan yatakların yanına. Niye yatılan diyorum? Çocuklu ev var. Onların odasına bir tane, bir tane. Çünkü çocuğunuzu kapmayı düşündüğünüz anda bunu da kapıp kaçmanız lazım. Başka hiçbir imkanı yok. Daha büyükleri var. Kalabalık aileler için bu şey kutuları içerisinde. Söylediğiniz tamir kutuları içerisinde. Ancak size bir şey söyleyeyim. Bunların da çok basit ve çok ucuzları var. O kadar ucuzları var ki içinde hiçbir şey yok. Bu çanta benim de özellikle kontrol ettiğim, tasvip ettiğim, içindeki ürünler kalitesi olarak da beğendiğim, evime de alıp götürdüğüm bir çanta olduğu için sizlere açıp gösterdim. Lütfen ve lütfen daha geç kalmadan bunu evlerimizde barındıralım. Bir tek evlerimiz değil Mehmet Bey. Burada ben keseceğim başlarken dediniz nerede yakalanacağımızı bilmiyoruz. Evet. Bu bazen kendimize müdahale etmemiz gerekebilir. Bazı durumlarda yakınlarımıza müdahale etmemiz gerekebilir. En temel ihtiyaç olarak en azından var olan bir kanama veya yanığa müdahale edebilmek adına önemli bir önlem aracı olarak görmek lazım. Zaten araçlarımızda, arabalarımızda genellikle bir ilk yardım çantamız bulunuyor. Ama daha çaplısı olarak bunu düşündüğünüzde arabalarımızda, iş yerimizde, daha yani sık ziyaret ettiğimiz yerlerde bulunmasına da özen göstermemize fayda var diye düşünüyorum Selin, ben. Genelde arabalara koyduğumuz yasak savma çantaları. O da tabii tehlikeli. Yani bir tane koyuyoruz, polis sor, abi bak burada diyoruz, bitti. Lütfen onu yapmayın. Şu küçücük çanta, minicik çanta, içerisine her bir şeyi alabiliyorsa, reklama girecek bir şey yok değil mi, marka falan yok. Şu küçük çanta her şeyi içine alabiliyor ise, lütfen içi komple kaliteli malzemeyle yapılmış bir çanta olarak alın. Sonradan pişmanlığın bedeli çok daha ağır oluyor. Çok gerçekten ağır. Yapabileceklerimizi yapalım. O anı inşallah hiç yaşamak nasip olmaz. Araçlarınıza koyacaksınız. Odalara koyacaksınız. Çalıştığınız yere koyacaksınız. Yangın aleti gibi. Kapıp kaçmak için. Evet. Gerçekten bence sık sık hem hepimizin kendi ailemiz içinde nasıl bir plan yapacağımıza dair, kendi oturduğumuz apartmanın içinde apartmanın nasıl plan yapacağına dair. Çünkü bütün organizasyon aslında mikro düzeyde, önce ailede, sonra yakın çevrede, sonra daha büyük oturduğumuz bir site ise site içinde, sitenin içinde bulunduğu küçük mahallenin içinde minik minik organizasyonlar yaparak işbirliklerinden faydalanıp aslında depremin bize yaşatacağı olumsuzluklardan kurtulabilmenin en iyi yöntemlerini aramızda istişare burada etmeliyiz diye düşünüyorum. Burada ben de müsaade ettiğin takdirde bütün izleyicilerimizden bir şey rica edeceğim. Yarın pazar. Lütfen yarın evinizden nasıl kaçacağınızı, nereye koşacağınızı deneyerekten görün. Çünkü bazı evlerde, yeni yapılan sitelerde yangın merdivenleri var. Ya yangın merdiveninin dışa açılan kapıları kilitli, ya içinde eşyaları var, bir şey oluyor. Lütfen bunları açıp kontrol edin. Aksi takdirde hiçbir işe yaramayacak. Bakın çok önemli olan bir konu da şu. Aslında bazı yeni yapılmış olan binalar, eski binalar, alınabilecek önlemler, her şey var olmasına rağmen biz bazen deriz ya aklımız sonradan geldi diye. Olay anında hazırlıklı olabilmenin tek bir koşulu var, antrenmanlı olmak. Antrenman ve olası idame şeylerinin yerli yerinde bulunması. Mutlaka biz şey yapıyoruz, yangın kapıları yapıyoruz, yangın kapıları sonuna kadar açık olmaması gerekiyor. Yangın kapısı yapıyoruz, yangın kapıları kilitli olmaması lazım. Bir tek depreme karşı değil. Yangında. Aynen öyle. Bir tek depreme karşı değil.
olası tüm felaketlere karşı önlemlerimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Çok. Dolayısıyla gerçekten bilinçlenmek ilk başta çekirdek aile, çekirdek ailenin tüm apartmana tesiri ve akabinde tüm mahalleye tesiri. Lütfen bu konuda hassasiyetimizi, korkularımızın yerine oturtalım. Hassasiyetimiz zaten bilinçlenmemiz. Bilinçlenmemiz de inşallah tüm korkularımızdan arınmamızı ve böylelikle de hazırlıklı olmamızı sağlayacak. İlk defa ve son defa bir şey söyleyeceğim. Lütfen ve lütfen şu deprem çantalarını içi dolu, tam dolu şekilde böyle almayı ihmal etmeyin. Her ne pahasına olursa olsun bunları evinizde barındırın. Kesinlikle katılıyorum. Zamanı geçince de yenileyin. Vereceğiniz şu kadar lira hayatınızı kurtaracaktır. Vermemiş olmanın getireceği keşke lafı var ya, ömür boyu sizi vebal altında bırakacak. Borçlu bırakacak, hakikaten öyle. Dolayısıyla biz önlemleri alalım. Gerisini artık inşallah yaşamamaya gayret edelim diyelim yani. Evet. Bu çok sevimli bir konu başlangıcı olmadı. Bu kadar güzel bir günaydınla başlayıp sonrasında olabilecek kötü şeylerden bahsetmek enerjimizi düşürmesin. Hayır, aynı tempoda devam. Düşürmeyecek. Bunu belki de günaydın diyoruz ya her sabah, her programda belki bunu her program işleyeceğiz. Harika. Bu tamam. Çünkü can... Can güvenliği, aynen öyle. Belki de kullandığımız bütün vitaminler yerine bir ilk yardım çantasını tabii, almak bu dönemde tabii, çok gayet, daha tabii. önemli olacak. Evet, şimdi geçelim diğer konu başlıklarımıza. Ne anlatmak istersiniz bugün? Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Okullar açıldıktan sonra öğrencilerin velileri, ondan sonra sınava girecekler, sonra ergenler, büyükler, seniorlar yani biz ayar insanlarda hafıza sorunu yaşanmaya başladı. Hayatı o kadar dolu dolu, o kadar yoğun yaşıyoruz ki Selin, hafızada yeni bir şeyi öğrenmek için yer azalıyor. Ben bulut bağladım üstüme. Reklama aynen, girmezse. Aynen, bir bulutla aynen, dolaşıyorum aynen arkada. Şu telefonlarda. Olduğu gibi çok resim çekiyorsun, sonunda telefon numarası yazacak hafıza kalmıyor. Aynen öyle, doldu diyor. Doldu diyor. Şimdi bu hafıza bize daha çok gerekli. Her şeyimize gerekli ama hafıza dolmaya başlıyor. Sabahleyin kalkıyorsun, kalkar kalkmaz televizyonu açıyorsun, bir haberlere bakayım. Onu orada seyrederken gazete okuyorsun. Gazetede yenilik var mı? Derken kahvaltını ediyorsun, kapıdan çıkıyorsun, işe geliyorsun, işin yoğunluğu kalmıyor. Şimdi geçtiğimiz iki hafta peptitleri anlattık. Çok mutluyum ki bugün artık peptitlerle insan sağlığına hitap edilen son jenerasyon muhteşem besin destekleri çıkmaya başladı. Bunlar nedir? Peptitleri bizi dinlememiş olan geçen haftalarda kişilere söyleyeyim. İnsan bünyesinin yapı taşının en basiti amino asitler. Amino asitler bir sonraki aşamada peptitleri oluşturuyor. Peptitler bir sonraki aşamada proteinleri oluşturuyor. Proteinler büyük moleküller. Ve proteinlerin birleşmesiyle vücudumuzdaki yapı taşlarının neredeyse %30'unu içeren kolajene dönüyor. Kolajen şu vaziyette yapı taşlarıdır böyle. Bu cildimizi, vücudumuzu diri, genç ve destekli tutuyor. Yaş ilerledikçe bunlarda eksilme oluyor çünkü azalmaya başlıyor kolajen üretimi. Ve bu yavaş yavaş kırılarak da aşağı çöküyor. İşte bak şekil 23, bende olduğu gibi aşağı iniyor. Buna yer çekimi gücü diyorlar, doğru. Ama bugün uzayda yürümeyi bilen adam bu yer çekimine karşı da gelmeyi öğrendi. Şimdi ne yapıyorsun?
peptitlerin içerisine öyle maddeler koyabiliyorsun ki ve öyle küçük ebatlarda oluyor ki içtiğin zaman yalnızca kolajene hitap ediyor. Mesela bunun içerisinde tirozin, valin ve lözin denen 3 aktif enzimi koyduğun zaman hariçten verdiğin kolajen gibi olmuyor ama mevcut kolajenin artmasını sağlıyor. Yani sendeki yavaşlayan artışı hızlandırmaya, onu çoğaltmaya başlıyor. Çünkü kolajen büyük molekül. Büyük molekül olduğu için hücre içerisine girmesi çok zor. Ne yapıyorlar? Parçalıyorlar. Bu kağıdı olduğu gibi yutamıyor. Bunu yırtıyor. Öyle yutuyor. Bunun parçalanmış hali yerine bir bütün kolajen peptitlerini yuttuğun zaman yeteri miktarda sana kolajen üretimini sağlıyor. Bu ne yapıyor? Vücudunda eğer yara varsa çok hızlı iyileştirmeyi yapıyor. Yüzünde böyle sarkmalar ve yumuşamalar var ise daha diri olmasını sağlıyor. Sadece yüzünün değil, bütün vücudunun. Çünkü ne dedim sana? Vücudun %30 dokudaki proteinin %30'unu neredeyse kolajen içeriyor. Ve muhteşem bir hadise oldu. Bu kolajenlerin esas kısmı bu bahsettiğim cilt için olanın, hafıza için olanı var. Hafıza için olanını kullandığın zaman hafızadaki boşlukları bulup onları birleştirip büyütüyor. Öğrenmeyi kolaylıyor. Ondan sonra bilgi biriktiği zaman eskisiyle yenisi, kocaman bir torba düşün, içerisi nohut dolu, birkaç tane de içinde fındık var. O fındığı bulup çıkarıncaya kadar çok uzun zaman geçiyor ama bunu kullandığın zaman elini uzatıp çektiğinde çok hızlı fındık bir şekilde avucunda fındığı buluyorsun. Yani bilgiye ulaşım zamanını çok kısaltıyor. Öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Şeyi hızlandırıyor. Yeni çağrışımı hızlandırıyor. Yeni çağrışımları hızlandırıyor. Bilgiye ulaşım süresini kısaltıyor. Hem de işlemciyi arttırıyor aslında. Daha fazla bilgiyi depolayabilir hale getiriyor. Aynen öyle. Şimdi ne oluyor? Bu sadece beyne gidiyor, hitap ediyor. Biraz evvel söylediğim sadece cilde hitap ediyordu. Yani cildini diri tutuyordu. İşte peptitlerin bütün özelliği bu. Kimi kolajen peptit, kimi lozin peptitleriyle bağlı. Ve bu hafızayı fevkalade güçlü. 11 yaşından itibaren her çocuğa, herkese verebiliyorsun. İlaçlarla kullandığım, mesela ben tansiyon ilacı kullanıyorum. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Onlarda bir etkileşimi dahi yok. Kim kullanamaz? 11 yaşın altındakiler kullanamaz. Vallahi 11 yaşın altındakinden başka kullanamayacak insanı düşünemiyorum. Hamilelerde bile bir sıkıntı yaratmıyor. Peki ne kadar süreyle kullanılmalı? Yani bu böyle bir ömür boyu, şimdi bugün başlayalım, bir ömür boyu kullanılırsa mı etkililiğini devam ettirebilen bir vallahi süreç? Ben yoksa sana şunu söyleyeyim. Bu böyle aldın, tık, yarın sabah harika bir Einstein oldun, mümkün değil. Ama bunu almaya başladıktan sonra kendindeki performansın düzelmesini görüyorsun. Bunun sınırı, hududu yok. Sen kullandıkça onu iyi hissetmeye devam ediyorsun. Zaten bu tarz şeylerde, bu tarz böyle destek ürünlerde bence ne aradığımızı iyi bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Bazen ben dikkat ediyorum, kişiler burada anlattıklarımız olsun veya diğer kanallarda veya doktorların anlatımlarından olsun, kişiler
Hayal ettikleriyle gerçek arasındaki mesafenin fazla olmasından kaynaklı olarak anladığım kadarıyla büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliyorlar. Nedir mesela? Yani burada bir anda hafızanın çok iyi olacağını beklemek, hatırlayabileceğinin çok ötesinde bir şeyler hatırlayabilmek. Sana başka bir şey söyleyeyim. Oğlum bunu kullandı, ona rağmen sınıfta kaldı. Ama çalışmadıktan sonra zaten kalacak. Çalışmadıktan sonra coğrafya hapı göndermiyorum ki ben sana. Hmm. İşte yani bunları tanımlayabilmek adına çok çok önemli. Benim burada sizin söylediklerinizden anladığım şey şu. Zaman geçip de aldığımız bilgi fazlalığından dolayı yer sıkışmasına bağlı olarak diyelim. Bunu tamamen tabii metafor olarak kullanarak anlatıyoruz. Herkes tarafından anlaşılsın diye. Bu bir medikal terminoloji olarak algılanmasın ama yer sıkışmasından dolayı zaman zaman neyi nereye koyduğumuzu bulamamak, çağrıştıramamak, yeni aldığımızı tam zamanlı, uzun zamanlı hafızaya kaydedememek gibi sıkıntılarımız oluyor. Bu en azından oradaki o sizin cilt için gösterdiğiniz yapılanmayı aslında hafızada yapmaya çalışıyor. Bir anda kolajen hapı kullanıp da kişilerin germeger yüz estetiği yaptırmış gibi gençleşmesini beklemediğimiz gibi. Ama yok olmaya göz tutmuş dejeneratif kolajen yapılarını canlandırmak uğruna verilmiş olduğunu düşünerek aynen hafızada da eğer baktınız ki uzun bir dönemdir hafızayla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu çok önlemeyi geliştirmek adına güzel kullanılacak bir destek ürün olarak algıladım. Yanlış mı? Yani son derece güzel. Yıpranmayı önleyecek. Tabii. Yoksa amaç kere, var olan kapasitenin 5'e çıkması gibi bir şey değil. Bir kere burada sana şunu yıpranmayı söyleyeyim. Önlemek. Reklamlarda bazı şeyler aldatıcı oluyor. Çünkü vurgu yapmak istiyorlar. Gençleştirici. Hiçbir şey gençleştirmiyor. Ama seni orada durdurabiliyor. Mesela cildindeki kırışı orada durduruyorsun bu peptitleri kullanaraktan. Hafızanın kötüye gitmesini durduruyorsun, boşluklardan istifade ediyorsun bu peptitleri kullanaraktan. Bu şey. Aynen öyle, aynen öyle. Yani bir yere geldiysek ama tamamen... Ama senin 18 yaşındaki bir çocuğun hafızasını çeviremez. O yüzden de neyi ne amaçlı kullandığımızı tanımlamak, önce kendi içimizde o tanımda netleşebilmek, beklentilerimizi de olabildiğince gerçekçi koymak, hem kullanımı nerede sonlandırmamız gerektiğine dair güzel bir ipucu verecektir, hem de neyi kullanmamız gerektiğine dair iyi bir ipucu verecektir diye düşünüyorum. Mesela sana şunu söyleyeyim, Alzheimer hastalarında hep ileri gider, daha kötüye, kötüye gidiyor. Bunu kullanıp da rahatsızlığı bir noktada yavaşlatan, bir noktada daha ileri gitmesini, daha kötüye gitmesini önleyen literatürler var. Hı hı. Çok önemli. Bu demek değil ki Alzheimer hastasına hiçbir şey yaramıyor. Bugünkü şartların yarın olmayacak. Bugünkü şartında devam etmek için annene babana bunu kullanacaksın. Evet, Alzheimer'da 180 derece geriye dönüş yapıp hayır, da yok. Hafızanın tamamen açılmasını sağlamak mümkün olmayabilir ama her kronikte veya daha kötüye gideceğini bildiğimiz profil rahatsızlıklarda gördüğümüz şey şu ki gidişatı, süreci yavaşlatabilmek veya olumsuz etkilerin ertelenmesine sebep olabilecek de destek ürünleri var kesinlikle. Bunlara tabii. da göz yumup da yokuş aşağı var hızıyla devamlılığına da göz yummak tabii. bunlardan muaf kalmak tabii. demek oluyor. O yüzden bunlara karşı da bilinçli olmamızda sadece fayda var. Sadece çocuğa bu ilacı vermekle sınıf geçeceğini beklemek saf dilliktir. Başka hiçbir şey değil. Ya da tiroid tanısı konulmuş bir hastanın tiroid hapını kullanmanın ötesinde hayat tarzında hiçbir değişiklik yapmamış olması olmaz. Da istenilen olmaz. Sonuçların elde edilmeyeceğine olmaz. Dair bir göstergedir. Her şeyi bir bütün olarak ele almak lazım. Aynen öyle, evet. Çünkü ayrılmaz parçaların muhteşem orkestrası olarak yaşadığımızı varsayacak olursak hakikaten bütüncül bakış bence en sağlıklı bakış. Tabii. Hafızayı korumak lazım. Bütün bu anlattıklarımızı hatırlayabilmek için de hafızaya ihtiyacımız var. Ertesi sabah uyandığımızda ben nereden başlamıştık, neredeydik? Ben başladım kullanmaya Selin, ben başladım. Aman kullanın Mehmet Bey, neden sonra unutmayın başladım? Bizi. Neden başladım? Bugünden itibaren hafızamın azalmasını istemiyorum.
eskisi kadar hızlı çalışmıyor beynim. Sen bir kere de okuyorsun, ben üç kere de okuyorum. Ama ben de yoğunluktanı çok görüyorum. Üzülmeyin o kadar. Oluyor. Çünkü neden? Aslında belki burada da yine hayat tarzımızı da yine göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle yaşı ileri olan tüm bizi izleyenler için söyleyeceğim en güzel şey, lütfen kendinizi boşlamayın. Yani boşa zaman harcamayın gerçekten. Eğer gözleriniz izin veriyorsa okumaya devam etmek, zihniniz el veriyorsa mutlaka kağıt oyunu olabilir, tavla olabilir ama sayabileceğiniz, oyunda sürekliliği sağlayabileceğiniz bir şeylerle meşguliyeti devam ettirebilmek gerçekten çok önemli. Çünkü ne derler, işleyen demir pas tutmaz. Gerçekten belli bir yaştan sonra kendimizi birazcık kıyıya çektiğimizde her şeyden el ayak çekilebiliyor. Ama aslında sosyalliğe çok ihtiyacımız var, oyun oynamaya çok ihtiyacımız var. Hafızayı çeşitli şekillerde renklendirecek, bulmaca çözmek, sudoku yapmak gibi, gerçekten bunlar nasıl beden paslanmasın, hareket edelim diyerek yürüyüşlere çıkıyorsak zihni de mutlaka sürekli antrenman altında tutmak lazım. Bence destek ürünlerinin yanı sıra hayat tarzımızın da çok büyük önem sağladığını burada lütfen unutmayalım. Burada hep onu öğütlemiyor muyuz? Aynen, aynen. Başka ne anlatalım? Başka ne anlatacağız? Benim listemde artık kışa giriyoruz. Kışa girerken bağışıklık çok önemli. Bak bu sene çok ciddi boyutlarda grip aşısı sıkıntısı var. Halkımız gripin ne olduğunu sadece ateşlenme deyince öksürdüm, yatağa düştüm deyince grip. Grip o değil. Gripte çok yüksek ateş olacak. 40'lar 41'ler. Kusturucasına kötü bir öksürük olacak. İshal olacak. El ayak tutmuyor olacak. Dikkat edin, grip ölümcüldür. Şimdi böyle vakalarda aşı olduğunuz zaman sene başında son derece iyi bir koruma altına girebiliyorsunuz. Ama bazı insanlar diyor ki ben aşı oldum olmama rağmen geçen sene iki kere ateşi yükselir. Soğukta kalırsan, yağmuru yersen, üşütürsen ateşin yükselir. Şimdi bu sene işin tatsız tarafı, bak bugüne kadar eczanemize sadece 5 tane 6 tane aşı düştü. Bizim eczane eskiden 1500 2000 aşı alırdı bir sezonda. 5 tane aşı nedir? Daha rafa koyarken yok oldu. Bu sene aşıda sıkıntı var. Şimdi aşıda sıkıntı var da böyle mi bekleyeceğiz? Hayır. Bana sorarsanız iyi olmuş. Ben aşı taraftarı hiç olmadığım için şimdi, hele grip aşısı. Olabilir, olabilir. O her zaman bir tartışmayı kendi içinde götürüyor. Ama bağışıklığı güçlendirmek ikinci bir aşı kadar önemli. Kesinlikle ona katılıyorum. Bakın bence grip aşısından çok daha önemlisi olabilecek, gelebilecek her tür hücuma karşı bedeni kuvvetli tutabilmek. Çünkü bu mevsim geçişleri gerçekten her birimizin adaptasyon için zorlandığı dönemler ve vücudumuzda da tüm ihtiyaç duyulan elementlerin alt üst olmasına sebep olabiliyor. O yüzden korunmayı öğrenelim. Yani aşı yoluyla değil ama bağışıklığı yüksek tutmanın yolu. Şimdi İngiltere'de bir isim var. İmmün bağışıklık demek. Bağışıklığın ası. Yani en kıymetlisi, immune istiyorlar. Bu o kadar önemli bir kelime ki. Bunu formüle ederlerken 24 mikrobesini bir tablette değerlendiriyorlar. Bunun içerisine vitamin, mineral hepsini koyduktan sonra selenyum koyuyor. Kansere kadar koruma yapıyor. Çok güçlü bir antioksidan. Sonra glutatyon peroksidaz koyuyor. Bu da aynı vaziyette. Enzim üretimlerini ve diğer fonksiyonları güçlendiriyor. Sonra L-sistein koymuş. Ve süperoksit dismutaz denen bir başka madde. Bakın onu tanıyamadım diyecektim tam. Süperoksit dismutaz. Ve
D3 vitamini. D3 vitamini burada defalarca anlattım. D3 vitamini vücutta her dakika oluşan 650 reaksiyonun katalizörü. Yani arada D3 olmazsa o reaksiyonlar aksıyor. Şimdi çok önemli bu. Yani böyle yapacağım ben aynen. Diğer televizyonlarda görüldüğü gibi çok önemli. Hakikaten her sabah bir tane bundan 11 yaşından sonraki herkes kullanmaya başladığı zaman hayatın en pahalı olan şeysi nedir? Sağlık. Hasta olmak. Bugün hiçbirimizin hasta olma lüksü yok çalışıyorsak. Okula gidiyorsak da. Okula gidiyorsak da. Onun için hepimizin buna. Bunun benzeri bir de şurup tarzları var. Hani çocuklara vermeyeceğiz mi 11 yaşın üstü dedim. O da var. Bunların şurupları. O şurupları da verebiliyoruz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Her iş adamının, her ev kadınının, her 11 yaşın üstünde eğitime giden insanların her sabah bir tane rutin yutması şart. Şimdi çoğu zaman şu soru karşımıza çıkacak. Yani onun için o, bunun için bu, bunun için bu mu diye. Ama aslında hepsinin bir mantığı var. Hastalık şu anda her yer enfekte olmuş olabilir bulunduğumuz şu stüdyo ortamında. Ona rağmen buradan çıkışta siz hasta olabilirsiniz ya da ben hasta olabilirim ya da hiç hasta olmayabiliriz ya da ikimiz de olabiliriz. Bu kombinasyon ve olasılık şeyine baktığımız zaman hangimizin hasta olacağı, hangimizin aslında daha iyi karşı koyacağı tamamen bağışıklık sistemiyle alakalı. Dolayısıyla evet milyonlarca bakteri ve virüse maruz kalmamıza rağmen bazılarımız sağlık sigortasını yaptırmış olmanın verdiği ferahlık içinde geziyor olacak ki bu da bağışıklık sistemini arttırmak için kullanacağımız kombine ürünler olacak. Bu kombinasyonların da yaşa ve cinsiyet ihtiyacına bağlı olarak tabii, da farklılaştığını göz önünde bulunduracak tabii olursak eğer o onu kullanıyormuş mu bunu kullanıyormuştan çok gerçekten yine bireysel danışmanlığın burada öneminin altını çizmekte fayda var. Hangi yaşın neye daha çok ihtiyaç duyduğuna dair eminim siz en iyi şekilde yönlendirirsiniz tüm eczacılar olarak tabii, diye şimdi, şey yapmak istiyorum, vurgu yapmak istiyorum. En çok karşımıza ne çıkıyor? Filanca aktardan aldığım otları kaynatıp çay içiyorum. Bağışıklığın fevkalade. Bak, aktardan ot alıp kaynatıyorsun. Biz o otlardan elde edilen aktif maddeleri seçip alıyoruz. Kontrollü bir şekilde her defasında aynı doz, aynı düzende besin desteklerini hazırlıyoruz. Bunu yaptığımız zaman daha sağlıklı oluyor. Ben katiyen aktar kardeşlerimize yaptıklarını yanlış demiyorum ama doğru değil. Doğru değil çünkü o otların nereden toplandığı, nasıl geldi, üzerinde pestisit var mı hiçbir şey bilmiyoruz. Oysa bunlar kontrollü, hele hele benim gibi çok meraklı eczacılar var. Onlar evlatlarına aldığı ürünleri size satabiliyor. Dolayısıyla bu güvenceyi taşıdığın her eczaneden, her müesseseden, özellikle eczacılardan bunu alman lazım. Aynen öyle. Öncelikle bence kişiye has bilgiyi edinebilmek için tabii, eczacılara başvurmak tabii, lazım. Çok önemli. Çoğu zaman bence bilgi kaynağı olmaktan çok sadece raftan alınıp verilmesine dair eczacıların yardımına başvuruluyor. Aslında çok daha farklı amaçlar farklı uğruna mutlaka iletişime geçilebileceğiniz de bir gerçek bence. Son olarak bir şey ifade etmek istiyorum. Guar guar denen bir madde var. Guar guar denen madde bağırsak kültüründe bakterilerin tutunaraktan üremesini sağlıyor. Ve guarın bütün avantajı, mesela sabahleyin ben kahvaltımı ettikten sonra bir veya iki ölçek suya katıp içtiğim zaman hem beni tutabiliyor hem aynı zamanda bakterilerin bağırsak
bağırsaklara yapışaraktan üremesini sağlıyor. Kabızlığı gideriyor, şiddetli gazı önlüyor. Defitabii yani tuvalete gitmeyi kolaylaştırıyor. Kullandığınız terminolojiyi çok şey buldum. Eski buldum defitabii. Rahmetli babacığımın kelimesiydi. Pek yakışmadı, eski durdu. Bu ve bakterilerin üremesini, sağlıklı bakterilerin üremesine yataklık ediyor, desteklik ediyor. Dolayısıyla guar guar kullanımı fevkalade önemli. Bunu buradan tavsiye ediyorum. Ve bu hakikaten kullanana ilk andan itibaren destek oluyor. Bağırsak sağlığı çok önemli. Bağırsak sağlığını iyi bir şekilde dengeleyecek olursak inanın insanın enerjisi, bağışıklık sistemi, tansiyonu, düşünce açıklığı, morali, her şey. Her şey hakikaten ona yani bağlı olarak çok farklı gösteriyor. Bunu bugün anlattıklarıma bakacak olursan üçü birbirini tamamlıyor. Buna bir de omega 3 balık yağı kat akşamleyin. Harikasın. Bittin. Bu kış muhteşem geçecek. Hakikaten bittin. Omega 3'ün doğrusunu alacaksın ve akşamları bir tane yutacaksın. Sabahleyin işte guarını suya katıp karıştıracaksın. Ondan sonra immün güçlendirici bu karışımı kullanacaksın. Ondan sonra rahatsın. Ve aynı zamanda hafıza güçlendiriciyi aldığın zaman bitti günün onu aydın. Onu alınca zaten ne kullanacağınızı hatırlamaya günün destek aydın, olacak. Yürü git ondan sonra. Aynen öyle. Sağlıklı, başarılı günler bu şekilde geliyor sana. Enerjinin yüksek olması, günlük bu yoğun akışa ayak uydurabilmek çok için bunlara ihtiyacımız var. Çok yoğun ve çok ağır şartlardan geçiyoruz. Hı hı. Onun için birbirimize bu şekilde destekleri önermemiz lazım. Harika. Yine zamanımızın sonuna geldik. Ben Eyvah. Size söyleyeyim. 3-4 dakikamız var. Bu 3-4 dakikanın içinde hızlı bir tekrar yapmamız Peki. gerekiyor. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Hayır. Tekrar. Lütfen hepiniz evinize ne olursa olsun bir tane deprem çantasını en azından bir tane. Çocuklarınızın odasına bir, kendi odanıza bir, bir de kapının yanına koymak üzere 3 tane benim tavsiyemdir. Depremin nerede yakalayacağı belli olmaz. Çalışan dostlarıma önerim bürolarında da bunları tutması, barındırması, zamanı gelince de atıp yenilemesi. Hani ben bunu aldım 15 sene oldu duruyor, hayır işe yaramaz. Lütfen ve lütfen kendinize cimri olmayın. Gidecek olan bir uzvunuz hayat boyu size pişmanlık yaşatır. 2. Hafıza güçlendirmek 11 yaşın üstündeki her insana şart olmaya başladı. Çünkü hafızalar doluyor. Öğrenmek için yere ihtiyaç var. O zaman içerisinde tirozin, valin ve lözin içeren kolajene bağlı peptitleri kullanmanızı öneriyorum. 3. İmmün desteği mutlaka öneriyorum. Bu immün desteği kullandığınız zaman bu kışı hastalıksız geçirebileceksiniz. Son olarak lütfen benim siteme günaydın kelimesiyle kuracağınız mesajlarınızı yollayın. Haftaya, ondan sonraki haftalara sırasıyla hepsini yayınlayalım. Evet. Günaydınlardan mutlaka faydalanalım. Gerçekten bir renk olsun. Hep aynı şeyi paylaşmak durumunda kalmayalım. Çok mutlu oluruz. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Güzel bir gün olmasını diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki cumartesi sabahı tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.